iyilikseverliği ve merhametli bir kişiliğinin yanı sıra, meziyetlerinden dolayı kendisine Hüdavendigar lakabı verilen, adaletli, inançlı ve şöhretli Gazi Sultan olarak anılan koca padişah, canından çok sevdiği gözü gibi baktığı biricik oğlunu nasıl kör eder? Üstelik bir de boğdurarak oğlunun canına kıyar. Bilen biliyordur, bilmeyen için söyleyeyim, bahsettiğimiz kişi Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı Sultan 1. Murat, Yiğit Padişah döneminde Osmanlı tarihinde ilk ciddi taht kavgası yaşandı. Oğlu Savcı Bey'i önce kör etti, ardından da boğdurarak canını aldırdı. Kimi tarihçilere göre bu olay Osmanlı'da kardeş katiline sebep olacak olaylara öncülük etti. Sultan Murad'ın 3 oğlu vardı. Şehzade Bayezid Kütahya'da, Yakup Çelebi Karesi'de ve Savcı Bey'de Bursa'da görevliydi. Şehzade Savcı Bey kimi tarihçilere göre henüz 10 yaşında, kimi tarihçilere göre de olay vuku bulduğunda 14 yaşındaydı. Savcı Bey Sultan'ın en küçük oğlu olmasına karşın çok geniş bir taraftar kitlesine sahipti, bu da Sultan Murad'ın gözünden kaçmamıştı. Son derece akıllı ve dahi bir komutan olan Murad, oğulları içinde yaşça en büyüğü olan Bayezid'e bir mektup yazar ve kardeşleri hakkında kendisine bilgi vermesini ister. Şehzade Bayezid, cevaben yazdığı mektubunda, Yakup'un çok sessiz ve sakin olduğunu, ancak savcının, çevresinden etkilenerek bazı yanlış hareketlerde bulunabileceğini söyler. Elbette koca sultan bir şehzadenin sözü ile hareket edecek değildi. Tecrübe etmeden hiçbir söze tamah etmeyecektir. Unutulmasın ki Osmanlı padişahlarının en önemli yanlarından birisi de araştırır, deliller bulur, ispatlar çeşitli yönleri ile soruşturduktan sonra hüküm verirlerdi. Hani Osmanlı dönemini anlatan filmlerdeki gibi gaza gelmezlerdi. Osmanlı tarihi vesikalarına göre, Rumeli'ye yeni fetihler için giden Sultan Murad, büyük oğlu Beyazıd'ı, namı diğer Şehzade Yıldırım Beyazıd'ı ülke asayişini sağlamak ve korumak için Germiyan vilayetinde bırakıp Kütahya'da bulunmasına uygun görürken, ortanca oğlu Yakup Çelebi'yi, Karaesi vilayetinde yani Balıkesir Çanakkale civarında görev verirken küçük oğlunu ise Bursa muhafızlığına bırakmıştı. Şehzade Savcı Bey'in yaşı küçüktü, gençliğinin verdiği heyecan ve atılganlıkla başına buyruk davranıyordu. İstediğini her yerde, her ortamda yapacağı hevesine kapılmıştı. Onun bu toyluğunu değerlendirmek isteyen art niyetli insanlar her zaman olduğu gibi o dönemde de vardı. Savcı Bey'e cesaret veriyorlar, gaza getiriyorlardı. Savcı Bey bu düşüncelere inanarak, sultan babasına karşı baş kaldırarak genç yaşta padişahlık sevdasına düştü. Bizans İmparatoru Yannis Palaiologos, Selanik valiliğinde bulunan ikinci oğlu Manuel'i saltanat ortağı yapmayı planlıyordu. Ancak bir sorun vardı: imparatorun saltanat ortağı yapmayı planladığı ikinci oğlu Manuel, Andronikos'tan yaşı küçüktü. Oysa taht Andronikos'un hakkıydı, Andronikos bu durumu kabullenemedi. İktidar hırsı genç Bizans prensini iyiden iyiye hırslandırdı. Ve babası Bizans İmparatoru Ioannes'e karşı ayaklanma, başkaldırı planları yapmaya başladı. 1373 yılında Bizans tahtında imparatorun İstanbul'dan bir süreliğine ayrılması, aynı şekilde Osmanlı Sultanı Murat yerine Savcı Bey'i vekil bırakmasını fırsat bilen Andronikos hemen planını uygulamaya koyar. Bizans prensi ve Osmanlı şehzadesi kafa kafaya vererek birleşir ve babalarına isyan bayrağı açarak tahta oturmayı hedeflerler. Oysa ki Sultan Murat tahtı çok sevdiği oğlu Savcı'ya emanet etmişti. Ki devlette de isyan başladı, Savcı kendisini padişah, Andronikos ise imparator ilan etti. Kendilerine bağlı olanlara da devletin hazinesinden bahşişler verdiler. Öyle ki, Savcı Bey kendi adına hutbe okutma cesareti de gösterdi. Savcıya bağlı birlikler karşı saldırıya da geçerek kardeş kardeşe vuruşmaya başladı. İsyan haberini alan Sultan Murat, Edirne'den ateşi söndürmek üzere Bursa'ya yürüdü. Padişahın bir planı vardı. Şehzade Savcı Bey'in isyanından haberi yokmuş gibi davranacak, Çanakkale Biga çevresinde bir sürek avcı tertiplenecekti. Savcı da Bursa'dan hareket ederek sultanı burada karşılayınca derdest edilecekti. Bu plan savcıya ulaştırıldı, ancak genç şehzade gelen fermana uymayıp itaat etmediği gibi bir de babasına karşı savaş hazırlıklarına girişti. Sultan Murad'ın başka çaresi kalmayınca Bursa üzerine yürümeye karar verdi. Hite Ovası'nda padişah ile oğlu karşı karşıya geldi, Savcı Bey'in ordusu dağıldı, şehzade yakalanarak sultanın karşısına getirildi.
şehzadenin aman dilemesi karşılığında affedileceği söylenildi ancak o bu yolu tercih etmediği gibi sultana karşı sert söylemlerde bulundu. Sultan Murad her ne kadar bir baba olsa da devlet yönetiyordu, kendisine karşı gelen oğlu değil de bir başkası olsaydı ne ceza verirdi acaba? Yapılan mahkeme neticesinde savcı beyin gözlerine mil çekilerek kör edilmesine karar verildi. Savcının gözleri kör edildikten sonra, boğdurularak hayatının baharında yaşamına son verildi. Öte taraftan Bizans imparatoru da oğlu ile girdiği savaşı kazandı ancak oğlunun gözlerine mil çektirmedi, Andronikos'un gözlerini tam kör olmayacak şekilde kaynar su ve sirke ile yaktırdı. Sonuç olarak şunu belirtmekte fayda var, Şehzade Savcı Bey isyanı Osmanlı tarihindeki ilk ciddi taht kavgası olarak gösterilir. Bu olay ile ilgili Osmanlı ve Bizans tarihçileri arasında farklı görüşler vardır. Olayın yeri, zamanı hatta Savcı Bey'in yaşı hakkında değişik görüşler de bulunuyor. Bazı Osmanlı kaynakları, 1. Murad döneminde yaşanan bu hadiseyi başka şekilde de anlatıyor. Ancak şu kesin ki olayın akıbeti hep aynı oluyor. Sultan ya da imparatora isyan eden kim olursa olsun katline ferman veriliyor, burada güdülen amaç ise devletin bekasıdır. Değerli dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim, beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun, bu konu ile ilgili lütfen görüşlerinizi yorum bölümüne ekleyin, bir de beğenmeyi unutmayın, bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.